Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Bugün abi daha önce yaptığımız incelemizi meseledeki su buz meselesini okumuştuk birlikte. Şimdi de lükuşu okuyacağız inşallah. Bunu ben 7 ders falan sürecek diye tahmin ediyorum abi. 7 ders. Yavaş yavaş. Bundan sonra lafız okuyacağım inşallah. Ondan sonra mana, ruh kesir. Konusuna yekününde güzel tahmin edeceğim. Çok güzel. Ha ben zannettim. Bunu yapacağım. Nasıl lan? Sırf zannettin ki sırf bunlar bu lüb kışıyla 7 ders sana. He yok abi kadar. Ama bak sırf lübe inan 10 ders bile şey yapar. Ben ne bilerek biliyorum. Bütün atıkları şey yapsan. Ben çalıştım. Çalıştım derken baktım yani lübe kışıra. Baktım yani tek tek on ders yaptık ya biz de evet. Meşgul. Bir baktım ki lübden, evamiri tekviniyeden çıkılmıyor be. Evet, evet. Bir ders diyor ki. Senin zamanı aldım. Dedi ki, ya biraz kitap okursa dedi Hasan abi dedi ya derste falan diyorlar. Kardeş, o sana söylediğim bir cümle var ya, en az bir cümle, bir günlük ve en az belki de 10 tane, 20 tane sayfa veya paragraf okularsan. Sana o sayfalar okusam zaten burada oturmaz. İncelemizli mesele şöyle umum manasına bakacak olursak incelemizli meselede üstadımızdan biz abi enfüs dersi alıyoruz. Yani enfüs yolculuğu seyri sülük nasıl olur? Nasıl yapılmalı? Tefekkür mesleği nasıldır? Benim şahsi kanaatim incelemizli meselede üstad bunu özetler. Bu şekilde olacak. Artık içini sen dolduracaksın abi. Külliyattan artık yapalım. Enfüsi değil mi? Evet. Afaki ve enfüsi diye bab var yani orada. 25. Evet. Şimdi bu incelemizli meselenin abi öncelikle bir tamamını bir okuyayım. Ondan sonra aldığım kısmı, lüp kışırı nasıl değerlendirmişim onu paylaşacağım inşallah. Çok ilginç bir lüp kışır, incelemizi mesele, sözler 530. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimad eder. Buzun zararına temeyyü eder. Lüp kışırın zararına kuvvetleşir. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıfleşir, ceset ruh hesabına inceleşir, öyle de. Alem-i kesif olan dünya, alem-i latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nur hayatı setmesi bir remz-i kudrettir ki, alem-i latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. Buradaki kudret kelimesi özenle seçilmiş abi. İleride onu anlatacağım inşallah. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat zayıf ise de ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder. Gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit, büyümüş hakikatın kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve nokta noktasında hakikatla suret maküse mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispetle kuvvet bulur. İşte şu kanun tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikat uzmasının kışır ve sureti olan alem-i şehadet fasır-ı zülcelal'in izniyle parçalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Tübeddülül arda gayrül ard. İbrahim suresi 48. ayet. O gün yeryüzü başka bir surete girer. Sırrı tahakkuk edecektir. Yok olacak demiyor ha. Başka bir surete girecek. Aynı şey bussa su suyu şaşıyor. Aynı yer için diyor. Kıyametten sonra dünya başka surete girecek. Korkunç bir yer. Burası orası hani var ya aynı yer. Bir şeyin bir şey yok. Burası orası mı orası? Kıyametten sonra dünya. Tabii canım. Evet. Yübedunlar yok. Neydi? Tübeddeler. Ardı gayret art. Bedellenecek. Bedellenecek. Elhasıl dünyanın mevti mümkün. Hiç şüphe getirmesi mümkündür. Şimdi burada lüpteki dersimiz daha bir. Önce lüp diye bir şey var. Lüpün ispatına gideceğiz. Sonra lüpün içeriğine bakacağız. Lüp nedir, ne değildir. Çok korkunç bir derstir ha.
kopmamaya çalışın. Lübbü bilmemizin bize hani ne faydası olacak? Tamam, bulduk, içinde ne var bildik. Bize faydası ne olacak abi? Ondan sonra hani bu hem hizmet hayat, İslamiyet noktasında, hizmet ve şahsımız noktasında. Lüb kışır meselesini de en son evvelahir, zahir, batın olarak bulmaya çalıştım abi. Onu da inşallah ne bulduğumu anlatacağım, okuyacağım. Evet, şimdi halletmeye başlayalım abi. Şimdi bak, bu metot bir şey hepimiz, biz de, ben de araştırıyorum. Bir şey araştırırken şöyle yapıyoruz, başlıklar atıyoruz. Lüb nedir? Hakikatin mahiyeti, dimağdaki ve... Yani başlıklar atarsanız araştırmadan önce, araştırmanıza yön veriyor. Ufuk açıyor, kanat açıyor. Bir yöntemi de bu. Başlık atmadan girme. Yani kara kucak yapma yani. Bir başlık at. Bak adam başlık atmadı. Ne işime yarayacak? Ben lupu bulsam ne olacak? Bir işime yaramayacaksa hava atmak için. Bir başkasına caka yapmak için kullanacağım ben. Bir yerde de söylüyor. Arkadaşlar var ya lupu ben biliyorum ama falan manasında. Şu yaşadığımız alemde hiçbir şey kararında kalmıyor, gidiyor. Biz fizikte biliyoruz ki fiziğin en temel meselelerinden birisi de aynı şey aynı anda iki beraber olmazlar. Ya biri vardır ya diğeri vardır. Bu yüzden abi bu hani daire ilimden daire kudret arasında sürekli kainatta gidiş gelişler oluyor. Bu gidişler gelişlerde her şeyin kendine ait bir belirlenmesi var abi. Gitti geldi ya, surette değişiklik oluyor. Yani daire ilimden daire kudrete çıktığı zaman gelen şey eskisinin aynısı değil. Eskisine benziyor ama biz fark edemiyoruz. Mesela bir yaprakların hepsi nasıl birbirine benzediği gibi sureten bir değişiklik var. Demek ki bu gidiş gelişlerde bir sureten bir değişiklik oluyorsa değişmeyen bir şey lazım. Sabit bir şey lazım ki bunu beslesin. Sureti beslesin. Sureti beslesin. İşte biz buna lüp diyeceğiz abi. Vay be. Öz yani. Öz diyeceğiz abi. Yani kıyas edilecek bir şey hani mesela sabit olacak şey kıyas edilecek olan. Sürekli bir şey var ortada. Ortada görünen bir şey var. Burada da sürekli bir değişiklik varsa değişiklik olmayan bir şey lazım ki yani bir yerden beslenmesi lazım ki bir kaynak lazım ki mesela Nil-i Mübare'yi besleyen bir kaynak lazım ki oradan akıp gide önceki su sonrakine benzemiyorsa orada bir akış vardır. Bir dereyi düşünelim abi. Derede sürekli bir akış var. Şu an avucuma aldığım su gitti artık. Sonra yenisi geliyor geride. Ama aynı su gibi. Yani bir diğerine çok benziyor. Yani ben fark edemem diğer mi bu mu. Yani tabağa koysalar hangi su fark edemez. Edemezsin. Ama orada bir farklılık da var onlarda. Ama biz bunu biliyoruz ki bu farklılık bir kaynaktan geliyor. Bunun bir kaynağı olması lazım. Bu kaynaktan besleniyor her şey. İşte bir şey hesabına. Bir şey hesabına. Sabit, hipergel olması lazım. Dünya niye içinde yaşıyor? İçerideki birbirine karşı kıyas ediyor. Ahiretin korkunç ispatı bu. Yani armut niye değişti yapraktır? Şeftali gibi. Hayır. İçerideki eşya birbirine kıyas ederek değişmiyor. Başka dünya, başka alem hesabına değişiyor. Yani değişiyorsa ister istemez bir başka nispi alem olması lazım. Korkunç bir şey bunlar. Şimdi hani her şeyin bir mahiyet olduğuna dair yine bir atıf yapacağım abi. 15. şua, El-Hüccetü Zehra'nın 2. makamı, şualar 656. Kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat, her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynen yakin vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan kadir mutlaka adedince şehadet ederler. Daha hüccetlere o kudretin ispatına ihtiyaç yoktur. Şimdi, yani bunu bu paragraftan anladığım şekli şey yapacağım abi, izah edeceğim. Yani vücuda gelmiş bir şey, yani bu daha önce Hasan abisi de söylüyorsunuz ya, mesela vücuda gelmiş, yani gördüğün, hissettiğin bir şey, diyelim ki hani balık diyorsunuz sürekli, balığın kokusu. Balığın kokusunu duyuyorsan biliyorsun ki balık vardır. Yani balığın kokusu balıktan haber veriyor. Yani bir şey iz, mesela bir basmış yere, diyorsun ki bunu basmış birisi gibi, yani bu kendi kendine olmuş demiyorsun. Ne yapıyorsun? Ayak izine basıyorsun. Bizim meslek hitabı itibariyle de hani mesela gitti gidildiği yerde, adamın ayak numarasına kadar bakıyorlar. Demiyorlar ki bu kendi kendine olmamış bir şey. Ses, iz, koku, her şey bir şeyin aslından haber verir. Kime yani, benziyor? Yani cevher, özür dilerim. Cevher ve arız meselesi var. Evet. İlmi keramda kullanılıyor. Üstad o terminoloji kullanmıyor özellikle. Benim anladığım kadarıyla kendisi başka bir, yani muhtevası farklı olduğu için onlara girmemiş. Mesela biz anlamasın diye. Ona benziyor yani. Cevher ve arız meselesi. Evet. Cevher, lübün biraz daha gerisi abi. Evet. Onu da bahsetmeye çalışacağım inşallah.
Bir örnek vererek meseleyi geçeceğim diyor Rahmi abi. Şimdi mesela bir illüzyon gösterisine gittiğimiz zaman, diyorum ki biz izlediğimiz zaman çoğumuz izlemişizdir. Nedir illüzyon? Abi sihir yapıyor ya. Sihirbazlar ya. Bir şeyler kaybediyor, getiriyor falan. Hı. Halbuki biliyorsun ki orada bir hal var. Bir şey var. Bir değişiklik var. Ama sen biliyorsun ki bu işin bir hakikati var. Dünya böyle abi. Yani böyle bir sihir var ortada. Biz uykudayız yani. Bir değişiklik, bir hareketlilik var. Bu vicdanen biliyoruz ki biz, ama gözümüzde görmediğimiz halde o illüzyon yapan adamdan biz biliyoruz ki bu işin arkasında bir iş var. Bu bir adam bir fırında çeviriyor orada. Hani bu aynı şu şekilde dünyada başımıza gelen hadiseler bir sihir gibi, bir şey gibi bizi etkiliyor. İçine giriyoruz meselenin, bir mesele yaşıyoruz. Bizim haricimiz olan bir mesele de yaşıyoruz. Aslında biz biliyoruz ki bu şeyin hakikati farklıdır. Yani bu kainatta da kudretin şeyi var. Bir, böyle bir insanların büyüsü altına almış gibi gözüken, içtimaiyette koşuşturuyoruz, yoruluyoruz, şey yapıyoruz. Halbuki bu yani kaderin bir cilvesidir diyor usta. Ben kaderin mahkumuyum diyor. Yani şey arkasında, yaşanan meselenin arkasında şeye bakıyor, hakikatine bakıyor abi. Bunu hissi olarak baktığımız gibi de lüktür. Diğer türlü kudret noktasında da abi, Cenab-ı Hak kudretle taalluk ettikten sonra şeye çıkan, vücut sahasına çıkan, ilmi Cenab-ı Hak kudretiyle taalluk edip de ilim şeyi, vücut sahasına çıkan şeylerin de arkasında biz bir önceki derste su buz şekliyle gittik abi. Su buzun içerisinde su haşikodur, haşiko değildir, esirdir şekliyle gittik. Aslında her şeyin bir hakikati, bir özü var abi. Şimdi yine 29. sözde bir atıf yapacağım abi. Hem biz zarire madde lüp değil, esas değil. Lüp barıştıracağız ya biz. Yani bir madde görüyoruz ortada mesela. Şunun gibi. Müstakar değil, işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, bir kabuktur, bir köpüktür, bir surettir. Görülmüyor mu ki gözle görülmeyen hurderbini bir hayvan ne kadar keskin duygular var? Maddeden olsa bu böyle olmaması lazım. Arkadaşının sesini işitir, rızkını görür. Gayet hassas ve keskin hisleri var. His diyor abi, burada önemli. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezahür ediyor, nur-u ruh teşeddüt ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, madde alemine, şuur alemine yaklaşıyor. Yani lübbe yaklaşıyor. Çünkü madde lüb değil. Biz neyi arıyoruz? Lübbe arıyoruz. Madde lübalı olmadığı için maddede bunu aramamak lazım. Lübbe gitmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Bu alemlere gidiş. Hayal alemine, şuur alemine yaklaştıkça lübbe yaklaşacağız abi. Bu şeyden. Şimdi bunu biraz daha açacağım abi bu şeyi. Bu okuduğum paragrafı bir cümleyle ifade et deselerdi bana, kemalat isteyen lübbüne bakmalı derdim. Şimdi paragrafı cümleyi özdeşleştireceğim. Meselenin başında geçen şu cümle. Şeyde 29. sürede incelemizde meseledeki başındaki diyor ki lüb kışın zararına kuvvet bulur. Kışır olan madde lübbe yaklaştıkça hararet ruh artıyor. Nuru hayat şiddetleniyor. Çünkü biz şeye yaklaştıkça, lübbeye doğru yaklaştıkça, çünkü ateşe yaklaşıyoruz abi. Cennet, cehennem, ateş mesela, ateş bir lübdür. Normalde biz ateş sıcaklık olarak biliyoruz ama ateş sıcaklık değildir. Ateşi üstad sıcaklık kullanacağı yerlerde külliyatta hararet tabirini kullanıyor abi. Hararet de burudet ateşin sıfatlarıdır. Ateş lübdür abi. O yüzden dört unsurun içerisindedir. Dört unsurun her biri lüptür. Hangisi lüp dedi? Ateş, su. Hava, toprak. Ateş, bununla, bu şey içerisinde en güzel oturur. Lüp mu kullanıyor onlara dört tane? Yok onu benim tefekkürüm abi. Toprak, lüp. Toprak. Anasır değil mi? Her unsur dört unsur abi. Anasır. Lüp mu bunlar? Ben lüp olduğunu düşünüyorum abi. Hani ben yani üstten ama biraz... nasıl toprak elimizdeki şey... Tuttuğumuz falan nasıl lüp olacak? O daha geride olacak abi. Ceset ruh şeyinde şey yapacağız onu inşallah gireceğiz. Bu hepsi her birisine. Çünkü sudan biz lüpe gittik. Su buz. Buz aslında buz değildir. Evet. Haşikodur. Lüpe götürdü o bizi. Yani kaynağına gittik. Evet, sorgulayarak. Yine, sorgulayarak. Şimdi ateş de öyledir. Ateşte de bir lüptür. Çünkü ateş lüp olduğu için ateşin sıfatları hararet ve burudet var abi. Aynı zamanda cehennem burudetiyle de yakıyor. Çünkü ateş olduğu için. Ateş lüptür. Ateş lüptür. Ama bizim bildiğimiz o yakma ateşi onun sıfatıdır. Öyle evet mi? Abi. Şu... Hararet ve burudet yakmaktır. Yani şeydir. Çünkü Kariye suresinin son ayetinde ateş kızgın bir ateştir diyor cehennem için abi.
Allah bu ifadeyi kullanıyor. Çünkü biz hislerimizle, hislerimizin kaynağı olarak abi, bunu biraz sonra açıklayacaktım da şimdi de söyleyeyim. Şimdi biz hislerimizin kaynağı lüp diyeceğim abi ben ileride. Külliyattan bulduğum yerlerden de atıf yapmaya çalışacağım. Ne diyeceğim bir de söyle. Hislerimizin kaynağı lüp. Yani şimdi biz buhran, bunalım, stresin kaynağı cehennem. Lüp. Cehennem nedir? Ateş. Ateşe ısı desek, -273 ile artı... -273 Kelvin sıcaklığıyla artı da diyebilirsin oraya. Artı da bir rakam var. -272, 273'e göre ateştir. -271, 273'e göre ateştir. Hepsi ateştir abi bunların. Bunların hepsi ateştir. Isı. Bunun bizde karşılığı. Ateşin bizdeki karşılığı abi. Şimdi şöyle... sadece ben hani tefekkürümü burada ateş üzerinde... Ateş kendisine ateş değil. Yok değil abi. Evet. O yüzden... Hani şeytan kendisine buradan çıkarıyor. Şeytan kendisine şeytan değil. O yüzden diyor yani hararet artıyor. Nuru ruh diyor burada diyor abi. Nuru ruh teşeddüt ediyor. Lübe yaklaştıkça ateş yaptıkça nur yani. Ateş nur ateşi yakmaz diyor. Şiddetlendirir hatta diyor. Nurdur yani. Çünkü bu sonra lübün temizliği ateş olur. Çünkü biz cehennemde bazı Müslümanlar hani cennete liyakat kesbetmeyince ne yapacak? İlk önce cehenneme girecekler abi. İşte cehennemde ateş bazen daha fazla temizleyicidir diyor. Külliyette bir şey geçen bir ifade abi. Ahmet'e bir yerde o bir nübe haline kadar habbe haline gelince yanması gerekir diyor. Evet. Bir şey var. Şey var habbe bahsinde. Orada yanması gerekir diye bir şey var. Ama nuranilikle nar arasında bir benzerlik de var. Yani bu cennet cehennem lüp olarak diye. Arşa kadar lüp abi. Cennet cehennem belki tam onu hani arşa karşılık bir lüp bulamadım ama cennet cehenneme karşılık lüp bir buldum. Ama ben düşünüyorum ki bu iş arşa kadar diyor. Çünkü arş biraz arşa kadar. Arşa kadar abi lüp. Hep lüp. Lüp. Lüp'ün şeyi. Mertebesi. Meratibi. Tenfüsteki bir şey mertebeye karşılık mı geliyor? Evet abi. Aynen öyle olur. Yani maddiyat da lübün mertebesidir. Lübün temizliği ateş olur. Cehennem için Allah Kur'an-ı Kerim'de demiştim abi. Haradet ve burudet ateşin sıfatlardır. Seyri sülükteki yanmanın bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum abi. Seyri sülükte aşktan bahsediyorlar ya sürekli. Bir yanmak var. Aslında bu aşktan kaynaklanmıyor abi. Lübdeki, onu biraz sonra soracağım. Yani lübdeki bu ilerleyişte, bu yanmak aşktan değil de liyakat kesmeklerden kaynaklanıyor. Yavaş yavaş lübe yaklaşıyorsun ya abi. Bu için yangısı adam sevdiğinden sanıyor. Halbuki sevdiğinden değil. Çünkü sevginin huzuruna çıkmak için temiz çıkmak lazım abi. Temiz çıkarken ki kötü hallerin yandığı için, kötü hallerinden dolayı vicdan azap, vicdan yaktığı için bu adam yanıyor. Cehenneme girme olayı o zaman burada şey yapıyor. Burada giriyor adam. Burada girerse oraya girme. Orada girmeyecek abi. Burada giren orada girmeyecek. Çıkartma var ya abi. Çıkartırken de bir hararet oluyor. Nasıl yani abi? Yani o pisliği yakıp da pislik yanınca dışarı çıkıyor. Zaten yanma pisliği dışarı atmak evet. Demek. Beşeriyeti de çıkartıyor. Yani yanacak bir şey var demek ki. Evet abi. Evet. Yanacak bir şey yoksa yanmaz. Habbenin yanması, dahil hale gelince kadar yanması gerekiyor ya. O zaman yanmak dışarı atmaktır yani. Lüp'ün kendisini aslına yani koruması. Yani şeyde diyor ya bu nefes alma meselesinde bir şey diyor boşa çıkar. Orada o çıktığında hararet evet olur. Yani şimdi çıkartıyoruz. Mesela kesiyeti çıkartıyoruz. Beşeriyeti çıkartıyoruz. Yukarıya çıktıkça çıkartıyoruz ya. İrfan abi. Tamam mı? Aynı hararet. Biraz dur biraz karışmasın da. Karışmasın. İnsan bozuluyor. Aynı hararet inzalda da yaşanıyor abi cinsel hayattaki. Lüp'e yaklaştığı için. Lüp'e yaklaştığı için. Evet, cinsellikte de değil. Cinsellikte de oluyor yani. Evet. Serisülükteki yanmanın bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Bazıları buna aşk adını koymuşlar ama hakikatta hakikata yaklaşmanın adıdır aşk. Hakikatta hakikatı hak etmenin adıdır aşk. Kışır ile lüp arasındaki çekilen çilenin adıdır aşk. Ustat ateşinde yanmanın değil gafletteki üşümenin suretidir aşk. Bu yolda yürürken yavaş tabi ya. Doğru biraz yavaş. Evet. Şu an yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Bu yolda yürürken düştüğünde acıyan yanlarındır aşk. Hakikatta sana gelmenin değil sana layık olmanın adıdır aşk. Açılan yaralarıma sadece sen merhem olmanı istemenin adıdır aşk. Sana layık olamamanın vicdanında bıraktığı azaptır aşk. Seni buldum derken ellerimden kayıp gitmenin korkusudur aşk demişim abi.
Burada kayıp gitmek Cenab-ı Hak'tan kaynaklanmıyor. Şahıs kendisi bırakıyor abi. Nasıl olur? Hani mesela şehri sülükte Allah verdiğini almaz ya abi. Almaz. Ama sen istemezsen vermez. Yani sen bırakıyorsun giderken. Almamakla. Almamakla. Geri çevirirsin yani. Evet. Devam ediyor abi. Sen özür dilerim. Erdinç bir şey sorayım. Sor abi. O tümüne için demedim. Şu paragraf için. Yani enfüse girince o ateş kısmı lüp kalıyor zaten. Ama kabuk kalıyor. O yüzden konuşmaya gerek yok. Tamam. İşte hiç mümkün müdür ki yine o şeyin madde 29. sözün sonundaki o şeyden devam ediyorum abi. Paragrafta. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuhatı bulunsun madde perdesinde. O perde altında olan alemi batın, zihruh ve şuurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alemi şehadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin, şu hassiz tereşuhatı ve lemaat ve semaratının menabi, kaynağı, yalnız maddeye ve maddenin hareketine irca edilip izah edilsin. Haşa ve kat'a ve asla bu hassiz tereşuhat ve lemaat gösterir ki, şu alemi maddiyat ve şehadet ise alemi melekut ve ruh üzerine serilmiş tenteneli bir perdedir. Şimdi abi bu biraz önce sorular sormak dediniz ya. Hani biz lisedeyken bir hocamız demişti. Yani bir meseleyi anlamak için sorulan soru eğer düzgün bir soru sorulmuşsa yani anlamak o soruyu anladığını gösterir. Ya bir konu hakkında soru soruyorsan konuyu anlamışsındır, kafana takılan bir şey vardır. Bu konuyu yarı yarıya halletmişsin demektir. Kalan kısmı ise tecrübe ve ilmine bağlı senin. Teori ve pratiğine bağlı. Kalan şey, işi halletmek. O yüzden biz maddeler halinde sıralıyoruz. Anlamadan soru sorulmaz mı anlamak için? Yok abi bir şeyler taban olacak ki soru soracaksın. Evet, hiç anlamadıysan hiçbir şey soramazsın. Hiç anlamazsın bir şey soramazsın. Hani diyorlar ya Fransız kalıyorsun mesela. Sence yani, öğrenmek için soramaz mı yani? İstilam var, şey sorulur. Ha yok yok. Şimdi bilmiyorum soracağım mesela. Öğrenmek için ya nedir? Mesela, o konu hakkında mesela daha önce bir bilgi sahibisindir abi. Evet. Ondan sonra şimdi mesela de bir de matematik dersi. Şöyle karşım anlayan niye sorsun o da var. Yani. Tabii. Ama yarısını halletmiş oluyor mesela. Yani yok işte, ben biraz bilmek merakı celbediyor ya. Evet abi. Yani biraz da bilince merak ediyorsun. Lüp kelimesini ben bu derslerde duydum. Neyse bu... Sual ilmi kovasın. Şimdi bir de şeydeyken abi ilkokuldayken Ali Sarifalar Diyarında diye bir kitap var. Onu okumuşuz. Şimdi bu bir tane şahıs var. Kız çocuğu. Ağacın kolundan giriyor. Bir tane tavşanın peşinden gidiyor. Tavşan konuşan bir tavşan abi. Sonra tavşandan gidiyorlar. Bu böyle ikiye ayrılıyor. Tavşan diyor ki, çocuk diyor ki ben diyor hangi yoldan gideyim bunların diyor. O diyor ki nereye gideceğini bilmiyorsan ne önemi var ki hangi yoldan gittiğini. Önemli olan hani nereye gideceğimizi bilmek. Ya biz şu an burada ne yapıyoruz? Yani bir yolda çıktık, iki adam var sürekli üstad iki adamdan bahsediyor. Ama orada da diyor ki ileride diyor bir çiftlik var diyor. Hani gideceği yerde bir karşılaşacağı muameleden bahsediyor. Ona göre iki rota çiziyorlar. Diyor ki işte bu gideceğimiz yani seyir usulükte nereye varmak istiyoruz? Amacımız ne? Bunu da hani kendimizde söylememiz lazım. O zaman tabii anlamamıştım ama sonradan geldi aklıma. Hani nereye gideceğimizi bilmiyorsak, sonunda nereye ulaşacağımızı bilmiyorsak, yolda da ne karşımıza çıkacağını nereden bilelim? O yüzden de ne hangisinden gittiğimizin ne önemi var ki? İkisinden de git yani. Evet. Şimdi biz bu konuda gideceğimiz yeri biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'le biliyoruz. Peygamber Efendimiz'le biliyoruz. Bu konuyla alakalı da dersimizi, bu asıldaki dersimizi Üstad'dan aldık. Üstad'da 11. Lema'nın sayfa 50. Üçüncü nüktesinde ikinci nükteye muvafık bir üçüncü nüktedir. İkinci nükteye muvafıktır. Çünkü orada seyri sülükün ruhani de diyor. İmam-ı Rabbani diyor ki en parlak makamları diyor şeyi gördüm diyor. Sünnet seni ittiba edenleri gördüm diyor. Ondan sonra üstad da diyor ki ben diyor bu şeyde seyri sülükte kalbim bir seradan süreyaya bir süreyadan seraya inip geliyordu böyle. Ne zaman sünneti yapışsam diyorum ki tamam. Kalbim ruhum hıfet buluyordu diyor abi. Şimdi biz de böyle bir zatın tefsirini okuyacağız abi inşallah. Lübbe bakışını okuyacağız. Şimdi abi şey yapacağız inşallah. Lübbe başlayacağız. Lübbedir. Tamam. Lübbün olması gerektiğini kainatta. Aslında görünen arkasında bir şey oldu, bir mana oldu şeklinde ifade etmeye çalıştım. Şimdi 28'in sözde cennet bahsiyle alakalı bir soru bir cevap var işte. Huriler meselesi var orada. İşte orada huriler meselesinin cevabını ben tamamını alıp burada lübbe gireceğim abi inşallah. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, cami ve çoğu kışır olan dünyada, sözler 501, hüsün ve cemal yalnız güzel görünüp ülfete mani olmasa yeter.
Halbuki güzel, hayatta, revnakta, bütün kışırsız lüp, kışırsız lüp ve kabuksuz iç olan cennet. Göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi daha güzel, dünyadan gelme, cennetteki nisai dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hurilerin güzelliğine tut, ta kemik içindeki liklere kadar birer hissin, birer latifenin medar-ı zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin 70 hulleyi giymeleri ve bacaklarının kemiklerinin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar hüsnperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemale müştak. 4. Duyguları, hasseleri ve kuvaları ve latifeleri varsa 4. Umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddi ve manevi her nevi ziynet ve hüsn ve cemale huriler sabit camidirler. Demek huriler cennetin aksam-ı ziynetinden 70 tarzını tek bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki 70 mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamlarını gösteriyorlar. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzülül a'yun. Zuhruf suresiymiş abi. Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır. Can ve göz. İşaretleri hakkında işaretinin hakikatini gösteriyor. Şimdi burada üstadım abi cennete bütün kışırsız lüp dedi. Cennete. Burada. Hı. Şuraya da zaten dört şey hakkında yukarıdaki sayıda dörtlerin hepsini aldım abi. İnsanın duygu, hasle ve kuvve ve latifeleri bunların karşısındaki süpere, sevkere, silete, mevzun, cemala müştak. Aynı şekilde dünyanın özellikleri çirkin, ölü, camit, çoğu kışır. Cennet ise güzel, hayattan, revnaktan bütün kışırsız lüp. Tabirini kullanıyor. Cennetten geriye gitmez değil mi? Ya benim bulduğum kadarıyla lüp son abi. Yani esma hakikaten azam derecede cennette ondan geriye gitmiyor. O gitmiyor. Ondan sonra arşa giriyorsun ki arşa lüp falan yok artık. Esma. Evet. Azami zuhrat var abi. Evet. Esmanın azami derecede cennet. Cennette lüp ise yine cennette hislerin dolmuş hali. Bunu biz önceki derslerimizden biliyorsak abi. Hislerimizin dolmuş hali cennetse. Şimdi bir cennetin bir işletim sistemi var abi. Cennet bir işletim sistemi. Biz bu işletim sisteminde Efendimiz de nasip olur da şey yaparsak, mülaki cennetlik olursak beraber oturma şansına kazanacağız abi. Efendimiz de hani sahabe soruyor, aynı sofrada nasıl oturacağız? Hani bu umum bir işletim sistemi var. Bu işletim sisteminde biz kendi hislerimizle burada yaptığımızı orada bize çekirdek olacak abi. Yani orada cennet içerisinde biz kendi cennetimizi oluşturacağız. Nasıl bu dünyada şeyin Levent abinin dünyasıyla benim dünyam ayrı, ayrı dünyada yaşıyorsam ayrı ayrı dünyalarımız var dünya içerisinde. Ayrı ayrı. Cennet de o şekilde olacak yani. Peki umum işletim sistemindeki cennetteki benim cennetim benim hislerimle olacak. Benim bu dünyadaki kazanımlarımla olacak. Yani hisler de şöyle söyleyeyim abi. Cennetin sonunda hissin cennet sonunda hissin mertebesidir. Cennette kendi hislerimizin karşılığı olacak bir işletim sistemi diyebiliriz. Cennet kavramını biraz açalım. Evet demişim abi. Cennetin özelliklerinden bahsetmişim. Şimdi bu hislerimiz abi, biz cennette bütünlükse, bizim burada hislerimizin toplamı halet, haletimizin karşılığı her şey haletse cennette halettir o zaman. Bir halettir. Yani kainatta her şey haletse cennette halettir. Halette hislerimizin cemi ise o zaman bizim hislerimiz cennetteki yani cennetteki umum işletim sistemi olarak düşünürsek bizim kendi hislerimizin orada çalıştırdığımız zaman orada bir şey alacağız. Yani hislerimiz bizim lüpümüz abi. Yani cennet içerisinde herkesin kendi cenneti olacaksa beni senden ayıran benim hislerim. Benim hislerimle burada bir elma yerken ki, bir armut yerken ki, bir haramdan kaçıştaki haletim ve hissim karşılığını olacağım orada da. Oradan, o zaman cennet benim hislerim ve haletim, hislerimin çoğu olan haletimin karşılığı ise, o zaman lüp de cennetse, A eşittir B eşittir C ise, dedik abi, A eşittir C oluyor. O zaman lüb eşittir his. Bizde lüb sadece histe mi gözüküyor? Evet abi. Benim tespit ettiğim bu şekilde. Şimdi onu devam ettireceğim abi. Doğru bir şey. Çok doğru. Madde olmazsa nedir? Yani? Memnun olmaktan ve sonra mesut olmaktan bahsediyor. Bütün hislerimizi doyuracak. Bütün birincisi memnun edecek sonra mesut edecek diyor. Memnun edecek kavram, mesut edecek kavram. Bugün de şeyde, çayda sordum ya size abi. Memnun edecek kavram biz orada
gittiğimiz zaman, cennete gittiğimiz zaman diyecek ki, hani en son giren adam bile diyecek ki, ya anca bu kadar olurmuş diyecek diye bir tabir var abi. Ya bu kadar güzel olur herhalde bu iş. O dahi ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi kuşurmuş. Adam önce memnun olacak. Sonra bu ikramları Cenab-ı Hakk'ın ona verdiğini, hani Cenab-ı Hakk'ın onu sevdiğini, kendini orada gördüğü için bu da mesudiyet olacak bunun abi. Memnuniyet mesudiyetin mukaddemesi olacak o zaman. Minnet hissinden şeye dönüşüyor. Evet sevince. Abi. Bunun daha ilerisi tefekkürüm var da paylaşmayayım abi, bana kalsın. Ayasız oldu sanki. bu yani bir gerçek bir cennetin olan mı? Hani, orada hani mesela Kur'an-ı Kerim noktasında Cebrail Aleyhisselam'a efendim diyor ya, benden alıp bana getiriyorsun diyor ya. Orada da hani ben bana bir yapıyormuşum gibi bir hal olması lazım ki mesudiyeti yaşamam için. Bir de söyle bir de. Hani Kur'an-ı Kerim için Efendimiz diyor ya, benden alıp bana getiriyorsun diyor ya. Orada da abi mesudiyet yaşaman için, saadet olman için mesela bir anne baba çocuğunun saadetiyle saadet ediliyor ya. Hani ondan tercih yaptığı için. Orada hani bu ikramları yani Levh-i Mahfuz'un ilerisine geçtiğin için abi, çekirdeğe vardığın için Musa benim, İsa benim diyorsun ya. Ben hatta bu gittin Arabi demiş ya, her şey odur, ben de onun içerisinde. Onun içerisinde yine kendisine verdiği için abi. Yani öyle düşünmüştür, ben öyle tahmin ediyorum. Onun içerisinde yine ikramlar o olduğu için, yani Levh-i Mahfuz'da ilmi vücuda geçip de oradan tekrar vücut sahasına kendinden geldiğini düşündüğü için mesudiyeti yaşayacak. Yani veren de alan da o olacak gibi bir his olması lazım. Yani daha çok söylemeyeyim abi. Çok ilginç. Şey mi abi, memnuniyet Allah-u Teala'nın bana ikramı, bir de hani beni tercih etmesiyle birlikte bir mesudiyet mi? Ben hani daha şöyle bir ifade yapayım abi. Şimdi mesela diyelim ki bir eş seçeceksiniz kendinize. Kriterleriniz var. Kriterlerinize uygun birisini bulduğunuz zaman bunda bir memnuniyet hissediyorsunuz. O da sizi severse o zaman nasıl mesudiyet olacak. Ha, karşı taraftan beni sevmez. Yani senin ondaki karşılığı ve onun sana karşılığını görmek. Yani senin ondaki sevginin sana karşılığını görmek, bu da mesudiyet olacak abi inşallah. Evet, kayyumiyet bahsinden bir atış yapacağım abi. Bununla alakalı olarak. Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesul olur. Her bir neyin sahibi? Merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesul olur. Ben memnun olacağım, mesul olacak merhamet sahibi. Alttaki paragraflar atlıyorum abi. Alttaki cümlesinde diyor ki, her memnuniyet ve mesudiyet üzerine yoğunlaşacak. Her bir âli cenapsa başkasını mesud etmekle lezzet alır. Letaife bakacak bu da abi. O yüzden arşın ilerisine geçerinde letaif ne olacak? Geçmek. Ondan sonra kendine yani letaiften hisse dönüş olduğu için yani letaifte hisse dönüş mesudiyet, hissten letaife bakış memnuniyet abi. Aşağı. Yukarıya bakış memnuniyet, aşağıya bakış mesudiyet. Mesudiyet. O zaman memnuniyet daha mı üstün? Mesudiyet daha üstün. Çünkü o veriyor. Yereler aralarından üstün var. Evet. Şimdi burada başka bir konuya da değinmek istiyorum abi. Cennette herkes lezzet alamayacak. Bazıları sadece hisse bakan zevk alacak. Amacında cennete gidip orada ebedi bir hayat kazanmak isteyenler onu alacak. Onu istediği için. Tabii ne istiyorsan, ne istiyorsan onu alacaksın. Amacında dedim abi, çünkü bu dünyada aldığı zevklerin devamını istiyor. Psikolojisinde bu var. Cennetten beklentisi bu olduğu için onu bulacak. Zanlar üzere yaşadığı için. Fakat amacı cennetin ilerisine gidip rüyet ve rıza ilahi esas maksat yaparak o surette hayatını hatime verenlerin bir ekstrası olması lazım. İleriye geçenin bir ekstrası olması lazım. Lüp'ü geçiyorsun. Tabii. Yani geçiyor. O yüzden lüp hisse bakıyor diyorum. Lazımdır ki cennette lezzet boyutu yaşamalıdır. Çünkü şimdi adam mesela diyelim ki belli bir şey yaptık, kalitede ürün ürettiysek bunun fiyatı daha fazla olmalı. Yani daha kalitesi daha fazladır. Bu böyledir. Adalet de böyledir. Ölçü de budur zaten. Şimdi adam cennetin ilerisini istiyorsa, rıza-i ilahi, rüyet istiyorsa bunun bir ekstrası olması lazım abi. Yani cennetin ilerisine geçmesi, niye geçmesinin bir mantığı olması lazım. O zaman ki ben de bu lezzete bakacak diye düşünüyorum abi. Ona mı lüp deniliyor? Onu istemiş. Yok, his lüp, zevk. His ve zevk lüp. Lüpü geçmen lazım. Lüpü lübe geçmen lazım abi. Yani şuhud-i imandan gayb-i imana geçmek olacak bu abi. Çünkü tamam abi. Bir dakika, bu da şuhud-i imandan gaybi imana nerede geçeceğiz? Lüpten sonra abi.
Çünkü Efendimiz gitmiş gelmiş yol açık bırakmış. Burada geçemez de orada geçmeyin esprisi nasıl olacak? Burada müşahadet var, orada rüyet var. Gaybi imandan. Burada gaybi iman, gaybi her iman. Her bir mertebenin gaybisi var ya, bir sonraki mertebeye göre, bulunduğun yere göre gaybdir. Evet, öyledir. Yani burada oluyor yani iman. Tabii hepsi, her de orada da var gene. Şuhudi iman, duygularla alınan bu iman. Gaybi iman, hisle alınan. Mertebesi var onun da, durduğun neyi kastettiğinse. Gaybi iman, letaif-i Rabbaniye ile olur. Şuhudi iman, hislerle olur. Zanların üzere gidiyorsun. Şöyledir, böyledir. İkinci söz anlatıyor. Yok muyum diye gayet de. Gaybi olmasa. Sıfatını söylüyorum. Gaybi olmasa ona iman olmaz zaten. Evet abi, aynen öyle. Bu hani şeye geçmek, cismaniyetten çıkmak da olacak abi. Lübbülübe geçmek. Yani şey isteyen, daha ilerisine geçmek isteyen, lezzete muhatap olmak isteyen lübbülübe geçmeli abi. Şimdi 20 soru varsa şey yapın, yoksa devam ediyorum abi. Geçin. Devam et çünkü bu ben bile şey yapmıyorum yani çünkü merak tamam. Ettim onlar. Devam et şimdi, karışmak istemiyorum. Tamam. Cennette devam ediyorum yine o aynı Huri bahsine. Hem cennette lüzumsuz, kışırlı ve fuzulü maddeler olmadığından ehli cenneti yemek ve içmesine yani ekim ve şurbinden sonra kazurat olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor. Madem şu sufri dünyada en adi zihat olan ağaçlar çok tekaddi ettikleri halde kazurası oluyorlar, en yüksek tabakayı hayat olan ehli cennet neden kazurasız olmasın? Şimdi bu şeyi bitirmiş oldum tamamen. 28 sözü bitirmiş oldum. Tefekkürüme devam edeceğim. O parça kalmasın diye. Biraz sonra bu pay, şimdi tefekkürümü anlatacağım abi. Gürüdüğüm şekli anlatacağım. Bunda hani hepsini anlat, tefekkür ettiğim şeylerin hepsini külliyattan atıf yapamadım. Bulamadım. Varsa da ben bulamadım abi. Burada ben tefekkürümü size paylaşacağım inşallah bundan sonrası. Eksik hatasıyla bana ait. Evet. Şimdi abi bu dünya camül ezdad olması itibariyle insan bir nevi istihale makinesi gibi en kesif halde bulunan maddenin mahiyetini bir kısmını değiştirerek bir kısmını değiştirmeden hayat mertebesini değiştirmektedir. İksirme mahiyet demiştim siz buna. Bu süreç içerisinde cismaniyet mertebelerinde ya cennete layık ya da cennete muvafık bir hal gelecek. Yani bu ezdad içerisinde yediğin bir şeyden, içtiğin bir şeyden, gördüğün hayali yaşantından bu halde ya cennete layık olacak ya da cennet cehenneme muvafık olacak abi. Bu ifadeyi kullanır üstad. Örneğin elma düşünelim. Üstadım elma dediği için elma örneğini veriyorum. Elma yediğimiz zaman o esmanın en kesefi hali olan elma nebatat olan hayat seviyesine onu ya cennete layık ya da cehenneme muvafık hale bir getireceksin. Bunu biyolojik olarak nedir abi? Yiyorsun. Ondan sonra mide oradan hücrelere oradan enerji. Bir mana naklediyorum. Burada elma yedikten sonra orada elhamdülillah yer. Bizlerin sesinden ruhaniyet yaratılıyorsa bizler toprağız. Meryem misal nefes ile dönenekten ruhaniyet yaratılıyor. Elhamdülillah dedik ya abi. Meryem misal da nefesle dönemişti. Nereye ekersek oraya uygun ruh ve yapılanma olacak. Biz yani kadına ekersen çocuk olur abi. Havaya ekersen cennet meyvesi oluyor. Ona muvafık bir şey oluyor. Yani nereye ekersen o yüzden hani şey cismaniyet ruh ve vücut hepsinden en son almış üstad. Son mertebe abi. Yani maddi bir şeye yani cilt kadına ektiğin zaman ruh âli bir ruh oluyor. Yani nefese ektiğin zaman da yine buradan ruhaniyet yaratılıyor. Bunun biz enfüsüne gittiğimiz zaman zaten giren de çıkan da ruhani olması lazım abi. İki tane baştan bahsediyor kadın mesleğinde. Evet abi. Doğru. Anladın mı? Sonlara doğru. Kızılıca'da. Üst başla yani üst kafa havaya atıyorsun, havayı döllüyorsun, alt başla diyor, bunun haram bir şey değil. Ondan sonra karşıki taraf olunca oradan çocuk, buradan şey, aynı meslekte böyle gitabir kullanıyor. Şimdi abi şu maddenin arkası enerji ya şunun, bu enerji aslında. Evet. Arkası melaki ya, şimdi zaten cennet de melaki olacak tamam. Yani madde, manevi madde dediğimiz olay zaten melaki olması lazım. Sen burada yaratılan, sen yani sen elhamdülillah demenle yaratılan melaike orada senin cennetinin yapı taşı olacak abi. Donmuş hali. Donmuş hali. Evet. İşte bu elhamdülillah'taki hissin abi, hissin seni oraya taşıyor ya. Şükür ediyorsun o anki haletin seni oraya taşıdığı için hissin son mertebesi bu işin lübbü. Kaynağı olmuş oluyor. En azami mertebesi cennet olacaktır ki bu yüzden şeyin lübbü eşittir his.
Şimdi kalbimizde bulunan, ha bir de mesela bu ekme noktasında diyelim ki ya neyse o cinsellik bir örnek vereceksiniz, vermeyeyim abi alemde bulamaz. Şey olarak eva habisenin yaratılması noktasında. Yani mesela kadın rahmine düşen şey elva hali oluyor. Tersi ilişkiden elva habisi oluyor. Büyük ihtimal bu işi yapanla siz meşgul olduğunuz için söylüyorum. Elva habise müptela oluyorlardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü o fiil şeytani fiil olduğu için tevarüs ediyor. Yani o fiile teşebbüs edenlere hiç yakasına kurtulamaz. Ezeli olur. Ezeli olarak onun yakasındadır. Çünkü şeytanın dişisi yoktur, erkeği yoktur. Kendi kendine döller. İki cinsiyettedir. Ters ilişki bundandır. Onun için lanetlenmiş. Yani lanet demek artık o iz kalkmaz. Evet. Kalbin habisi olur. Kalbimizde bulunan ve vicdanın dört unsurundan biri olan zihnimizle dimağa malzeme veririz. Gelen manalar, bizden çıkışını anlatayım abi. Gelen manalar zihnimizde perde olur. Kalpten çıkan, dimağdan çıkan zihnimizde perde oldu, perde oluyor zihnimiz manalar. Fakat bu anlamı tam kemale ermemiştir. Biz bunu tam olarak anlamamışızdır. Ne lazım buna bir de? Bunun üçüncü mertebede hissedilmesi lazım abi. İrade, zihin, his. Vicdandan. Hissetmekle zanlarımızdan kurtuluyoruz. Yani mesela diyelim ki birisine evlat acısı denildiği zaman yani hisseder yani evladının yokluğunu belki düşünür. Zan üzerine der ki canım acır, üzülür falan. Ne zaman ki evladı şey yaptı o zaman his mertebesini indi abi. Tam manasıyla. Yaşar. Yaşadı. İşte buradan şeye geçeceğim abi. Biz ayetlerimizi gösterelim diye peygamberi miraca gönderdik diyor ya abi. Bilmanı naklettim abi. Şimdi Cebrail aleyhisselam neden tek gelmedi şeye miraçta? Yani miraçta niye bir burağa ihtiyaç vardı? Zaten Cebrail aleyhisselam da bizim bildiğimiz kanatlar olan bir melek. Kanatlarıyla diyor aşağı adamda şey yapar secdede bulunurken diyor. Aynı zamanda Dıhiye suretinde Efendimizin huzuruna gelir. Zaten kanatları olan bir melek. Uçulacaksa, gidilecekse bir yere. Zaten var bunda. Binsin ona. Binsin ona. Şimdi burada Cebrail aleyhisselam yanındaki burak Efendimizin zanlarıydı. Çünkü bu da bir insandı. Peygamber Efendimiz de bir insandı. Zanları vardı yani. O yüzden Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak miraca götürürken onun zanlarında ayetlerini gösterdi ki zanlarından kurtulsun. Efendimiz'in bizatihi hissetti orada. Her şeyle. O Burak'tan kasıt bir zanlarıydı. Zanları. Zanlarının donmuş hali. Evet. Ve siz de şeyde dersinde demiştiniz abi Miraç gecesindeki yok estağfurullah Berat gecesindeki derste demiştiniz. Mevlüt Kandili miydi abi? Mevlüt. İşte, Mevlüt kafa karıştı biraz. Toparlayın siz ben dağıttık şu an. Estağfurullah. Şimdi orada Peygamber Efendimiz hani bana Kur'an kadar bir Kur'an verin ama size söylemeye mezun değilim. Çünkü mezun değildi daha. Sonra belki yani sonradan söylediği manalar, söylediği şeyler Efendimizin hadis-i şerif olan. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim var ya Musaf. Efendimizin Kur'an dediği şeyi benim anladığım abi. O zaten hadis-i şerif ve hadisler onu. Ondan istifadesi. Yani Musaf'tan ben Kur'an yazılı Kur'an-ı Kerim'den ben istifade ettiğim zaman bendeki Kur'an oluyor. Yani o Kur'an kadar bana bir Kur'an verildi ama size mezun değilim. Ne zaman mezun oldu? İzin verildikçe. Peygamber Efendimiz'e. Ama Efendimiz o kadar mükemmel bir imanı vardı ki hangi ayette o? Necim Suresi. Necim Suresi. Hah burada. Necim Suresi'nde diyor ki gördüğünü kalbi yalanlamadı. Kalbi yalanlamadı. Kalbi yalanlamadı. Yine 17. ayette de diyor ki gözü ne kaydı ne de haddini açtı. Efendimiz. Böyle mükemmel bir... Burada gözden kasıt duygular ve... Cebrail aleyhisselam abi. Zanlar mı? Cebrail aleyhisselam ile Burak arasındaki gidiş geliş. Zaten refe bineceği zaman Cebrail aleyhisselam ile Burak orada kalıyor abi. Artık şeyi bitirir. Gözü ve akıl, yani akıl ve kalp dengesinde. Şimdi Efendimiz sadece akılda gitmedi biraz. Nereye kadar, nereye kadar onu da söyle ki. Sidret-i Muntaha'ya kadar abi. Sidret-i Muntaha'ya kadar neyle gitti? Burak'la gitti, ondan sonra Burak. Ondan sonra Sidret-i Muntaha'dan sonra cennetin son mertebesidir. Arşı da geçiyor. Lef-i Muhafuz'un hududuna kadar neyle gitmiş? Cebrail'le. Cebrail'le. Ref, son mertebe değil abi. Cennetül Neva'da Neva'ya kadar gitti. Ondan sonra cismaniyetini bıraktı. Öyle devam etti. Cismaniyeti değil. Bu şey Burak'ını bıraktı. Cismaniyetinde konuşmuyor. Ondan sonra Cebrail diyor ki ben bir adım tamam. Lef-i Mahfuz makamı. Ondan sonra
Evet. Evvel derken yani akıl mı? İhtiyarı bıraktı, evet, evet, ondan sonra kalp, bu vicdan. En üstteki karşılıklar yani zaten Cebrail de Peygamber Efendimiz'den olduğu için yani o zaten ondan yani Nur-u Muhammed'in Efendimiz de ondan. Zaten yani ilmi şeye geçtiği için yani Cebrail Aleyhisselam'dan aklı olarak onun rehberi etti çünkü. Aklı oydu. Rehberi oydu zaten. Yani Cebrail Aleyhisselam rehber olduğu için gördü. Gördü ama kalbinin yalanlamamasını ifade edecek bir şey lazım. Şaş diyor ya bak. Gördü. Cebrail Aleyhisselam gösterdi. Tamam. Gördü. Peki bunun kalbinin yalanlamadığı nerede? Zanlar olan Burak. Yani o kadar mükemmeldi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zanlara dahi hakikattı yani abi. O yüzden hani o kadar mükemmel bir nazar vardı ki Efendimiz'de. Öyle mükemmel bir kalp vardı ki. Yani Cebrail Aleyhisselam hangi surette gelirse gelsin. Biliyordu ki bu Cebrail yani. Direkt lübbüne muhatap yani. Gelenin, gidenin, kimse. Zanları bile zanları bile o verilmemiş şey, mezun değilim denilen şey Kur'an. Evet. Yani o Burak aslında zanlarını onaylattırmaya götürülen bir şeydir. Yani zanlarının cemidir Burak. Ama bunu bir yerde demeyeceksin. Yoksa hemen şimdi Burak'ın özelliğinde ne diyordu abi? Gördüğü yerde olması. Evet. Bu. Yani Burak'ın bir, özelliği. Gördüğü yerde olması. Hızı. Hızı oymuş. Ufuktan ufuğa. Yani, yani gördüğü yerde. Ufuk görürsün yani. Gördüğü yerde. Yani Cebrail Aleyhisselam'la kalbi yalanlamadığı zaman hakikattı abi. O zaman yani ihtiyar nereye kadar giderse. Zannı oldu. Aynı oldu. Zannı aynı oldu. Yani. Aynı oldu. Kıtlazcası bu. Evet. Zannı aynı hakikat oldu. Onun bitti. Zanlar hakikat. Zanlar hakikat. Zanlar hakikat. Zanlar hakikat. Bütün müfessirler bir şey söyleyeceğim. Gereksiz değil ama. Evet. Bütün müfessirler bu Necm suresinin özellikle ikili bir yapıdan bahsediyor. Üstad da Miraç'ın başında İmle Huzamir'in ya Cenab-ı Hakk'a Aleyhisselatü Vesselam. Necm suresi ikilidir bu. Evet. İkili gidiyor. Bütün müfessirler ikili. Onun sırrı burada ortaya çıkıyor. Evet. Biz de abi bu aleme zaten bu Cenab-ı Hak bu aleme niye geldik biz? Bu ilmi lahide bizim zaten ne olacağımız belli. Biz bu alemde yaptığımız seçimleri anlamak için geldik. Hissen mi? Hisle anlayacağız abi. Hissin merkezi nesidir? Kalp ya. Vicdan. Kalp de lüptüdür. Kalp abi hani arşiv kadar uzandığı için kalp lüptür demek yanlış olur. His lüptür abi. Evet. Benim tespitim bu şekilde. Kalbin fonksiyonu mudur his? Kalbin fonksiyonudur yani. Ayağı vicdanın bir vicdanın anasırı. Kalbin içerisinde dört vicdan. Anasır. Vicdanın dört unsurundan bahsediyor üstad şeyde. Bir tekrar gel kalp vicdan. Kalp. Kalbin içerisinde vicdan, dimağı vicdan var. Vicdanın içerisinde de dört var. İrade, zihir, his, latife-i rabbani, his. Hissi bir en büyük sıfatı bağ. Bağ, evet. Biz de hani meseleyi anlamakla taşınıyoruz abi. Yani mesela ağaç bil fiil, insanda bil kuvve. Çekirdek ağaç ilişkisini düşün. İnsan böyle çekirdektir. Ama ağaçta ki bil fiil, insanda bil kuvve var. O bil fiil, bil kuvve arasındaki bağın adı histir. Bil fiile geçiş. O zaman daha yanlış bir yer bu. Kokuyla daha yanlış bir yer. O zaman o bağ seni taşıyor, his seni taşıyor, latifeye geçiyorsun. Hmm. Hmm. Yani zanlarına çıkıyorsun ki lübbülüktan muhidin arabidir diye. Cennette Allah tecelli eder cennette birine. Allah'a yakışır tarzda. Ben senin Rabbim, ben sizin Rabbinizim. Allah'a sığınırız sende diyor. Latifenin marşı gibi desek ne olur? Ondan sonra Rabbi Allah'a sığınırız diyor. Bu sefer Allah onun seviyeyi düşürüyor. Tekrar tecelli ediyor. Tecelli edince gene Allah'a sığınırız senden diyor. Peki Allah soruyor Cenab-ı Hak diyor ki sizin Allah hakkında zanlarınız yani şeylerin onun hakkında alametleriniz var mı yanınızda? Yani siz Allah nedir yani sizin için? Zanlarına ortaya çıkıyor. Zanlarına göre tecelli ediyor. Rabbiniz sensin. His, Latife'nin marşı olabilir mi abi? Olabilir. Onunla giriyorsun zaten. Devam edelim. Evet abi. Şimdi her bir anlamamız bir şeyin hakikatinde oluyor abi. Anladığımız şeyin hakikatinde oluyor. Hakikatına taşınıyoruz. Taşınıyoruz abi. O zaman bu Efendimiz günde 70 defa estağfurullah diyor ya abi. İşte bu miracıydı zaten. Devam ediyor sürekli. Refren. Estağfurullah, estağfurullah. Çünkü bir önceki halinden estağfurullah diyor. Refren. Evet, refren. Burak değil. Burak diye refren buluyor. Tekrar etmiş. Raf raf. Refren. Zel zel. Bes bes. Raftır yani. Bu halde olan birisinin enfüs yolculuğundadır zaten abi. Enfüs yolculuğu başlamıştır. Mübarek. Bunlarla meşgul olsunlar. Kendisi de alet ediyor. Bunlar bunun bir olacak şey yok.
Allah onu enfeste başlatmış. Yürüyor. Bu refler. Yani zanlarını onaylattırmaya başlarsa Burak şeydi, zanlarıydı. Yani Allah hakkında, din hakkında, Risale hakkında, ne bileyim, peygamber hakkında, ahiret hakkında, dünya hakkında. Dünya nedir? Hakikaten keşfetmeye başlarsa şu mesela diyelim ki Luke Kışır. Bu artık Burak da anlayışımız. Luke Kışır vesaire. İlimdi. Zahid Lugat. Grameri, Saf ve Nahibi nedir? Bu Burak'tı. Şimdi bu tür çalışmalar artık şeye dönüşüyor. Lübe dönüşüyor. Bu enfus seferi demektir. Yürüyüş mü? İsra mı? Yürüyüş. İsra bu. Eğer bu yürüyüşün enfusi olmasa bunları dinleyemezsin burada. Olamazsın. Bunlar da işte. Evet, tamam. Başka bir noktaya nazar alın. Zan yerine kanaat evet. Desek olur mu? Ne abi? Zanları yerine kanaatı desek olur mu? Allah'ın bir kanaatı. Yani zanla kanaatın farkını bilmediğim için olmaz, bir şey diyemeyeceğim abi. Olmaz mı? Olmaz abi. Başka bir noktaya nazar. Cebrail bu dünyaya geliş, Burak gidişin adıdır abi. Bir dakika, bir de söyle yavaş. Cebrail bu dünyaya geliş. Yükleniyorsun ya. Yani sana teklif gelmesi lazım mesul olmak için, bu dünyayı fark etmek için. Bu buraya geldiğinin adıdır. Cebrail Aleyhisselam'a muhatap olmuş. Akla muhatap olmuş. 12 yaşından sonra. Evet. Sonra o tek taraflara taşınmak hislerle olacak. Burası bir manevra meydanı oluyor. O zaman geliş Cebrail. Gidiş Burak oluyor abi. Burak. Bu sadece bir noktaya nazar aklıma geldi abi o zaman. Evet. Bir de abi ben Letaif-i Rabbani hakkında bu dersi çalışırken kalbime gelen bir mana. Letaif'i ben tek bir his olarak düşünmedim abi. Yani böyle dedi. Yani tek bir şey şekilde düşünmedim. Letaif, diğer Letaif'in Cemil'in şahs manevisi. Letaif, hislerin Cemil. Yok yok, Letaif-i Rabbani var ya abi. Letaif-i Rabbani tek değil. Şimdi mesela biz çocukken bir çizgi film vardı, Bostan diye. Arabalar bir araya geliyor, bir büyük bir robot olup savaşıyorlardı onlar abi. Parça parça olunca araba, bir araya gelince büyük bir robot oluyorlar. Kuvvetli oluyor. Mesela şu an diyelim ki Müslüman coğrafyası abi her biri bir Letaif. Ama Müslüman coğrafyası bir araya gelip de başına bir halefe geldiği zaman şey olur. Bu Letaif-i Rabbani olur abi. Bütün Letaif'in Cemil'le hasıl olacak bir Letaif olur. Evet. Yani Letaif'inle tek bir Letaif değil diye düşünüyorum abi. Bütün Letaif'in Cemil'le hasıl olacak bir nevi Letaif'lerin Cemil'in şahsı manevisi Letaif-i Rabbani. Doğru. Niye Rabbani? Muhatabiyet olduğu için terbiye, Rabbani rububiyetin terbiye de olabilir abi. Onu da düşündüm. Doğru, o da geldi aklıma o zaman. Terbiye edilmiş harf. Latifelerin terbiyelenmiş harfi. Biraz atlayayım abi, saat ilerledi biraz. Yani uçu konuşmuyor muyum? Tamam çabuk, abi. Bu atlamasın diye. Bir dakika, ne atlıyorsun? Atlama ya, oku. Daha karışmayacağız. Tamam. Oku. Şimdi 28. mektuptan bir atıf yapacağım abi. İnsan-ı gafil, sayfa 360, mektubat 366. İnsanın gafil küfranı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden bir veçini şöylece şöyle ki lezzetli bir nimeti insan yese eğer şükür etse o yediği nimet şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi meyve-i cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor abi. Yani bunu onun verdiğini düşünmekle biraz önce hani anlattığım şey var ya onun da onun seni sevdiğini görmek. İşte bu o zaman lübbün ilerisine geçmiş oluyorsun abi. Altında devam ediyor. Diyor ki bu gibi manevi lübleri diyor. Lüb demiyor abi. Manevi lübleri. Ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi, sufi, posa ve kışri olduğunu sevdiğim ona göre. Yani vazifesini bitiremeyen uzun sukara maddeler fuzulat olup aslında yeni anasına inkılap etmeye gidiyor. Yeni anasına inkılap ediyor. Çünkü cennette sürekli şey olacak. Değişiklik olacak. Hiçbir hali bir haline benzemeyecek. Manevi lübbe muhatap olmak da onun sana verdiğini, yani Cenab-ı Hakk'ı şey yapmak, Cenab-ı Hakk'ın seni sevdiğini bilmekle olacak abi. Bu da lezzet ve letaife bakacak. Çünkü duygu, his, kuva, latife, bunu 28. sözde sayıyoruz da, bir an önce okuduğum yerde. Duygu, his, kuva, latife. His, sevke bakıyor. Latife, lezzete bakıyor. O daimi lezzet almak istiyorsan letaife geçmen lazım. Letaife geçişi de ben bu şekilde tespit ettim abi. Kendini onda görmek. Daha ileri demeyeyim abi. Onun için verenler... Latife abi. Letaif kendini onda. Ondaki bu şekilde, ben. He, ondaki ben. Öyle çalışıyor abi. Ya da bendeki o... Değil. Bendeki o zevk. Zevk. Evet. O bende zevk. Onda ben. Letaif. Şimdi hani bu dünyadaki yenilen bir elma, işte orada elhamdülillah dedik ya, şimdi burada biraz önce üstte saydığı şeylerde, 28. sözde üstadım hazuratın içerisine abi biraz önce,
lüzumlu, hışırlı ve fuzurlu maddeler olarak kullanıyor. Burada da aynı şekilde doldurdu. Lan işini bitire. Burada aynı manada kullanıyor. Çünkü gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Yani şey yaptı. Zevk diyeyim, lezzet yanlış yapmışım. Zevkten sonra fuzulat. Ne yaptı? Adam elma yedi, kebabı yedi. İşte cinselliği, rahısı, şu sürüsü bir belki lezzet aldı. Sonra fuzulat, tuvalet. Çünkü niye? Şey yok. Hislerin kıblesi yanlış abi. Hislerini bağlayacak yeri yanlış. Kendi nefsi adına, kendi hissiyatı adına, kendi vücudu adına şey yaptı, hareket ettiği için hislerini kendine bağladı abi. Kendine bağladığı için kendine vücut rengi verdi. Kendine vücut rengini biz şu an şu aralar 81'de nasıl biliyoruz? Adem alemler hesabına çalışmış oluyor abi. O zaman yaptığı şey Adem'e dökülür. Yani adamın kendi cennetinde kullanacağı bir malzemesi olmuyor. Çünkü his yanlış. Yani yanlış yere kanalize etmiş. Evet. Mesela hani böyle şey oluyor abi. Yani gafil acısından muvakkat bir lezzet sonra fuzulat olarak kendisi dahi kazurat olacaktır. Hani bunu da Mesnevi de söylüyor. Kendisi dahi kazurat olacaktır diyor. Niye böyle olacak? Çünkü toprağın altını, mesela buranın altını, İstanbul'un altını ve bu binanın altını da bir hazine olduğunu düşünelim abi. Bir hazine var bu binanın altında. İnsanlık geldi, geçti, kimse kullanmadı bunu. Nedir bu? Topraktan bir farkı yoktur dünyalık için. Yani bir şey vardı, bu kullanmamışsa öyledir. Bu adam bunu kullanmamış oldu. Yani bu hislerle bir yere aktı ama akması gereken yere akmadı. Yani hislerin kıblesine bağlamış olsaydı, yani sadakatla kıblesine, hisleriyle kıblesine bağlamış olsaydı, doğru yere akacaktı, cennet elde edecekti. Böyle bir fark var. Sonra rızkın aşka layık bir sureti var. Meselenin devamında yine 366'da. O da şükür ile görülür. Şurada ben şey yapmaya çalıştım onu. Mesela diyelim ki şu insan nimeti yedikten sonra abi bir şükürle cennete layık olacak. Surette aşk sureti şeklinde. Diğeri de şükürsüzlükle cehenneme muvaffak olacak ki buna üstad hayvanlık diyor. Yani bu şeyin iki şekli. Meselenin. Yani bir şey, bu nimetin aşka layık bir, bu nimetin sadece yemek içmek gibi düşünmeyin bunu. Yani Allah'ın verdiği nimetin her şey sadece yemek içmek gelmesin aklımıza. Bunun aşka layık bir sureti var. Evet, bir aşk var ortada. Bir meyil var. Ama bu ancak bu suret. Bu suret hakikat değildir. Bu suret ancak şükür ile görülür. Çünkü şükürle sen onu taşıyacaksın o taraflara. Bu hani şeyin başka bir yönü. Aşka taşınmanın, o tarafa taşınmanın başka bir yönü. Şükür vasıtası var. Bu da bizi lübe götürüyor. Evet. Mesnevi Nure'den bir atıf yapacağım. İman, insan ebediyeti cennete layıktır, cevheder kalbeder. Küfür ise ruhu kalbi söndürür, zulmet işleri içinden bırakır. Çünkü iman kabuğun içerisindeki lübbü gösterir. Bu yüzden iman bu kadar kıymetli. Yani iman olmazsa, imansızlık bir şey yok, imansızlık olursa kabuğun içerisindeki lübbe muhatap olamıyorsun. Bu imanın bir çeşidi, gösteren bir iman. İmanın üç farklı şeklini buldum abi. Bir iyisi takkeli iman, bir normal iman, bir de iyisi ağası takkeli iman. İyisi takkeli iman, his boyutunda iman. İman hissediyoruz da buna. Külliyatta çok az yerde geçiyor. Ya 4 ya 5 yerde abi iman hissi şeklinde. İlk iyisi takkeli olursa hissi. Hissi olur. Bağ. Bir imanın içine gir diyor abi. Bir de buradaki imanın gösterdiğini, yani o imanı onu yönlendirdiğini, imanına tarif ettiği şekilde bir iman diyor ki. O anın üzerinde bir takke var biraz. Burada yani gösteren imanın içerisinde hem inin hem anın üzerinde takke var abi. Gösteren imanı. Bu da gösterebilmesi için bu imanın karşının daha gerisinde olması lazım abi. İman kendisi lük değil mi herhalde? İşte imanın iyisi şey olursa, takke olursa lük oluyor abi. Ne kadar uyuyor biliyor musun bak? Sonra şey. Ötekiler? İyisi ağası takkel olursa daha geriye taşınıyor. Bu şey yazından bakıyor yani normal. Latince. Latince yazından. Bak şimdi bir şeye kadar, arşa kadar bir iman varsa. Evet. İman. Seni bir yere taşıdı. Evet abi. Bir de arşta Nefil Mahfus'a kadar bir iman var. Cebrail var o. Cebrail'in bütünlüğü. Evet abi. Ondan sonra Cebrail'in de yok olduğu. Şeye kadar. Arş-ı Azam'a kadar. Arş-ı Azam'ın hududuna kadar. Siddet-i Muntaha'ya kadar. Bu ikinci iman. Bir de Kab-ı Kayser'den sonra imansız iman var.
Tabii. Çünkü gaybi yok artık. Allah razı olsun yani. Allah razı olsun. Ben böyle ifade edemezdim. Yani. Böyle bir şey var. Üç tane. Ama bu ben şeyden istifade etmem. İki tane biliyordum. Üçüncüyü gücüne. Bilmiyorum. A'nın takkelisi imanın en gerisiymiş. İmani o hissi, o taşıyan hissi imanı. Evet, evet. Bu lub işte. Lubu. Bir de A'ya ve İ'ye takarsan imansız imanı. Tam luba gittiniz yani abi. Tam dibe vurdunuz yani. Değil yani. Yani Osman Hoca'sında o fark yok ha. İman M'den gelir ve İ ifal bağlanır. Evet. Şimdi evet. Sorulardan lübün içinde deştik abi. Bulabildiğimiz kadar. Evet, devam ettik. Neden lübbe ulaşmak istiyoruz? Buna da muhakematten bir atıf yapacağım abi. Lübbe bulamayan kışır ile meşgul olur. Kışır ile meşgul olmak istemiyorsan lübbe bulacaksın. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve tefride düşer. Mübadenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, aldatır. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, aldatır. 52 mi 46 mı? Abi 49. Edile-i Nuriye. Dört tane de bu. Evet abi dört tane. Peki o his lübde dedin ya. Evet. Hisin yeri neresiydi? Vicdan da abi. Dimağın bir türünü in aşağıya vicdana. Vicdanın soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri git. İrade, zihin, his, latife Rabbani. Latife daha özde. Yani iradeye göre zihin lüptür. Zihine göre his lüptür. Hisse göre latife Rabbani lüptür. 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 Latife tam olarak değil abi. Latife değil tam manasıyla. Refref mi? Latife değil tam manasıyla. Latif olursa konu değişir. Latife ufak çıksa bir şey. Yani hislerin ilerisi. Latife ilerisi mi? Mesela. Manevi duygular. Doğru manevi duygular da değil. Çok ilerisi. Daha açık oluyor. Ben şöyle hissediyorum abi. Artık zaten yukarıda tarih yaptık arkadaşlar. Latife Rabbani ile ilgili. Orada artık farklılaşıyorsun. Sen yani ihtiyarının dışında malumat alıyorsun. Latife-i Rabbani. Yani onu sen düşünerek elde edemeyeceğin şeyler. Ben öyle tarif ediyorum. Doğru. Düşünerek, bilerek elde edemeyeceğin bilgiler, malumatlar bir bakıyorsun sende var. O hal sende görüyorsun. O kendini. Da zaten bitmiş o şeyde. Zihinde bitti. İlham var. Bilmek makamı bitti. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki insan diyor vicdandaki iradeyi geçip zihine girerse bilme makamıdır. Zihni geçerse artık bilmek yok, ilim yoktur. Çünkü Allah'ın zatında ilim yok. Allah'ın ilmi sıfattadır. Sıfattan arkaya ilim yok. Kudret yok. Yani çok ince bir şey, çok ince bir yer. Yani şu, Latife-i Rabbani bu makamda latifelerin terbiye edilmiş kemal halinin güzel söyledi. Latife-i Rabbani şans-ı manevisinin bütünlüğüdür. Yani o latifelerin bütünlüğü Rabbani. Çünkü Rabbani deyince iyi çekiyor zaten. Arkanların bütünlüğü. Evet devam. Şimdi bir de layıkadan atıf yapacağım bunu abi. Balla layıkası 350. Bunun niçin devam acele ediyorum biliyor musun? Bu makam için merak eden sen de dayı benden de niyetim var. Bu dersi ben durdura durdura bir de ben dinleyeceğim daha. Yani sizi de tam. Devam. Emma abad şu fakir garip nursidir ki bidat-ı zaman lakabıyla müsemme olmaya layık iken haber olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir çare tedenni milletten ceryanmış gibi feryoda figan ederek ah 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 vazifa der ki İslamiyet'in mağaz ve lübbünü terk ederek kışına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve su-i fehim ve su-i edeb bile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmetini ifade edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Evham ve hayalat. İslamiyet evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılır. Çünkü yani bir de şu manada bir de şöyle bir mana. Hani biz İslamiyet sadece sağına yat. İşte yemek yerken besmele çek. Ondan sonra kafanı indir haram. Ha, sadece bu şekilde düşündük abi. Skolastik. Tabii ki umumi bir cadde İslamiyet. O lüp oluyor abi. O şimdi tefekkürle lüp mü? Yani şeyle abi tefekkürle yani kalple lüp ulaşıyorsun. Tefekkürle lüp lübe geçiyorsun abi.
Nerede geçiyor abi? Abi bu 354 parla. Bir de bu lüpe ulaştığımız zaman şey, asıl vücut istiyorsan vücut odur abi. Çünkü şey sen senden çıkıyorsun artık. Vücut hakikaya giriyorsun. Amelin lüpüdür. Hiçlik tarafına geçiyorsun. Hiçlik tarafına geçiyorsun abi. Bu hıslık tarafına geçtiğin zaman benim şahsi kanaatim halkın cedid olmayacak abi. Hakiki vücut olacak. Sabit. Nasıl bir de söyle onu. Mesela kainata kadar halkın cedid para olduğunu tahmin ediyorum ben abi. Kainattan sonra halkın cedid olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü lef-i mahfuz var. Ruh halkın cedide perde. Halkın cedid nerede biliyor musun? Zıtları nerede varsa. Lef-i mahfuzda yok herhalde o zaman abi. Lef-i mahfuzda yok. O zaman halkın cedid yok. İşte azından hakiki vücuda geçiyorsun. Evet. Yani çünkü şeyde vardır. Cennette, cismaniyette ve nereye kadar gitmişse halkın cedid var. Cennet de dahil. Lef-i mahfuzda yoktur. Evet. Bir de ne vardı biliyor musun? Bir şey gelmişti de Allah Allah. Ha. Dimağın bütünlüğü sizi hisse götürür. Lübbe götürür. Hislerin bütünlüğü size latifeye götürür. Latife-i Rabbani'ye götürür. Evet. Üç mod çalışıyor. Dima seni, sizi ben şöyle tekrarladım. Dima zihne götürüyor abi. Evet, aşağı zihin ise his latifeye götürür. Evet. Yani o zima, dima, o zihin dima ve şeyini bütünlüğüne lübbe batırıyor. Ondan sonra zaten orada şeyden sonra zihinden sonra zaten şey yok. Lübden sonra Lübden tefekkür yok onda. Lübden niye çekirdekleniriz abi? Olmaz çekirdek o denmez artık çünkü çekirdekten daha da tepki tokum. Aslı ya. Yani, o adı çekirdek. Yani aklımıza gidiyoruz ya bu ene. Çekirdeğe ene diyoruz da kainatı menşei desek yani böyle. Lübbe kainatın menşei desin ama şecere ilkatın menşei değil. Lübbe diye bir kelime var. Lübe. Mesela bu yani. Ben öyle anladım abi. Bir de söyle. Lübbe sen kainatın çekirdeği diyebilirsin ama şecere ilkatın çekirdeği diyemezsin. Diyemezsin. Kainat aştan aşağı. Çünkü. Aştan aşağı. Evet. Vücuttan. Vücudun çekirdeği diyebilirsin. Onun daha gerisine geç. Kainat. Aştan aşağı. Aştan aşağı. Yani cismaniyetin olduğu yere kainat diyor. Şecere ilkat deyince bütünlük. Mesela kainat dediği zaman cismaniyetin gittiği yer. Cismaniyet buradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor o gölün ucu? Cismaniyet cennetin içine almış. Ta arşın dibine vurmuş. Yani ama aşağı şey var. Kainat bu. Şimdi bir atıf daha yapacağım. Ondan sonra toparlayıp bakacağım. Abi. Tamam. Mesnevi Nuriye. Acelemiz yok. Tamam. Mesnevi Nuriye 193. İle meyyuhel aziz. Lafızların tebettülle mana tebettül etmez. Baki kalır. Kabuk parçalanır. Lüp baki ve sağlam kalır. Libas yırtılır, cesedi sağlam, baki kalır. Cesed ölüp dağılsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çok ruh cemaat dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet baki kalır. Madde kırılır, nur bakidir. Binaenaleyh, ömrünün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesetlerde tebettül ve tavırdan tavura intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi ölüm hendeğinde atlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir. Son olarak abi lüklü sağlamlaştırmanın bize ne faydası olacak? Dedim abi. Biraz önce anlattım ya yaşayış noktasında, İslamiyet noktasında. Hayalat yani hayalat ve evham bulutlarıyla sağlamış. Evet. Bana nasıl olacak? Şöyle. Yani lüklü taşınmasan bu olur. Evet. Peki lüklü benim kendi şahsımdaki kemalatındaki uyandırdığı ne olacak? Benim şahsımda. Şöyle desenim diyelim ki estağfurullah. Şimdi üstadın abi Eskişehir Hastanesi'ndeki mevzu malum. Hepinize malum. Orada lise mektebindeki kızları gördüğü zaman şey yapıyor. Şefkat ediyor, ağlıyor. Normalde ben kendi nefsim hesabına şefkat hissi uyanması lazım. Peki üstad da niye uyanmadı? Lüp sağlam. Atıyor abi. Yani şehvet şeyi bitmiş. Lübbe geçtiğin zaman kürsü geçmiş oluyorsun. Şehvet kalkıyor. Aynı şeyi siz İmam Ahmet bin Hanbel için söylemiştiniz herhalde abi. Sen niye keramet göstermiyorsun demişler de. Demiş ki harama meylim kalmadı. Diye. Yok Ahmet şey Hatun Şahin'e ben nazettim. Tamam abi. Düzeltelim o zaman. O şekilde. Hani lübbe geçtiğimiz zaman abi bu dünyada zaten buradayken bu şeyi bitirmiş oluyorsun. Bu dünyayı bitirmiş oluyorsun. Şeytanı da bitirmiş oluyorsun. Şeytanın nefsini de bitirmiş oluyorsun abi. Yani komple
bu lübbe sağlamlaştırdığım zaman, bu işi özüne indiğimiz zaman hakiki gücü elde etmiş olursun. Çünkü bundan bu saatten sonra Hazreti Ali için diyor ya abi, ben onu gördüğüm zaman yolumu değiştiriyorum diyor. Evet, şeytan öyle. Şeytan öyle olur, öyle olursun yani. Lüp sağlam çünkü. Mesela takva oluyor. Mesela diyelim ki haram geliyor karşıdan. Başını yiyorsun. Bu geçici bir çözüm. Kalıcı çözüm istiyorsan abi, lütbe geçeceksin. Size aşk oluyor çünkü üstad şefkat olmuş. Evet. Yani şefkat dersi olmuş. Bir de cümle var da şeyde. Lütbü kısaca tarif etse. Lütfistir abi. Şefkatten. Aşktan anlıyor şefkatli. Şefkatten bahsetti. Ama çok kuvvetli. Çok enteresan bir cümle var. Merkez mi oluyor? Merkez. Asıl ya. Nefsine muhabbet hissediyor üstad. Şimdi niye üstad hazretleri şehvet duymadı Eskişehir hapishanesinde? Nefis de diğer latifelerin yanına katılırsa çok iyi bir binek olur. Orada bir cümle kullanıyor. Hüdaya sevk edersin diyor. Nefisi. Neyle? Muhabbetle. Muhabbeti tarif ediyor. Acımakla. Bakın nefis bizim çok kötü bildiğimiz şey. Ama orada şefkat, yani muhabbet gösterirsek nefse, onunla tarif ediyor şefkatin tarifini. Nefis hüdaya gidiyor ve bineğin oluyor. O yüzden Eskişehir hapishanesinde lübbeymiş artık, bu işin özü artık, dibi yani. Bunu bir yerde söylersen adama nerede geçirilecekler? Bu sözleri alıp kurtarır. Her seni taşıyan binektir. Burakındır ve histir. Evet abi, histir. Her şeyden. Şimdi abi, lüb kışır mesele olarak, mesela incelemizi meselenin başında. Subuz, lüb kışır, lafız manı, Rusçası. Lüb kışır meselesi işin evveline bakıyor. Ağaç çekirdeği vardı ya, ağacın çekirdeği, ağacın kendisi, ağacın işletim sistemi, ağacın meyvesi. Buradaki çekirdeğe bakıyor abi. Lüb. Subuz, zahir, kelam, hava, ahir, ruh, ceset, batın olarak tefekkür edelim. Ebelhu manası için ağaç misali hatırlayacak olursak bu misaldeki çekirdeğe bakıyor. Yalnız burada lüb ve ilmi vücut olan ki evvel olarak değerlendirmek yanlış olur. Çünkü lüb kelimesini cennet için kullandı üstad. Zaten bize gelen güzel hislerin kaynağı cennettir. Biz bu alemden, gaybi alemlere kapılar açıyoruz ya da onları buraya taşıyoruz. İlmi vücuttan ziyade cismaniyet içerisindeki alemleri düşünüyorum. Çünkü üstadın lüb anlattığı paragrafların hepsinde kainat kelimesini kullanmış abi. Tek tek bak. Lüb'ü kullandığı yerde. Lüb'ü kullandığı yerde. Ne? Kainat kullanmış. Kainat kullanmış. Şecerekat kullanmış. O zaman lüb'ün, lüb kainatta. Kainatı. Kainatın son hududuna kadar. Evet. Şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Şimdi ben buradayken ya da cennetteyim. His olmazsa ne farkı var? Yani his bunu ölçülendirmezse, his ölçüsü olmazsa bedeni olarak cennette miyim, dünyada mıyım? Bunu algılayan, fark etken, hiçbir, değiştiren... Hiçbir manası yok. Hiçbir evet. Fark olmaz. O zaman histir bunu hakikaten. Evet. Cenneti cennet yapan histir. Evet. Hiçbir yerde umumen benim mantığıma gelmeleri güzel oldu abi. Hiçbir yerde şecere-i kat kelimesini kullanmamış. Demek ki üstadımla benim aile fikir ediyorum abi. Yani demek ki lübbe kainat kullanmış. Evet. Biraz daha derinleşecek olursak lübbü kainatın çekirdeği olarak yani evvel manasında düşünecek olursak o zaman o çekirdek lübbüllüb olacak. Bir de şöyle bir mantık ileri hani lafı mahfuzu geçen konuşmuyor ya abi. Konuşuyorsa orada değildir. İbn Arabi de lübbüllüb diye bir eser yazdığına göre dedim. Bu demek ki geçmemiş ileriye. Yani bu daha ileriye düşünmemek lazım lübbüllüb için. Zaten bir şey yazılamaz. Yazılamaz. Yazdıysa demek ki bu tarafta. Bu taraf. Lübbün batını, yani umumen lübbün de batını mecul oluyor abi o zaman. Kainatın çekirdeği oluyor. Lübbün ahiri ise bizim bildiğimiz lübbün ahiri olacak yani. Lübbün ahiri. Yani çekirdeğin meyvesi. Meyvesi. Cennetteki her bir mertebe atlaması. Yani bir önceye mukaddeme olması. Cennette bir sonraya geçiyorsun ya. Nasıl tohumdan çekirdek oluyorsa. Bu biz şu anki, benim cennetteki şu anki halim bir sonraki halime tohum oldu. O da benim çekirdeğim olacak abi haliyle. Haliyle cennetteki bir mertebe atlamak onun ahiri oluyor abi. Yani her bir hali bir haline benzemeyecek de halin değişmesi onun meyvesi olacaktır. Yine o da başka. Yani balık kokusu gibi bir şey. Şimdi biz balık kokusunu aldıktan sonra artık der miyiz ki ya bu asıl budur. Evvel ahir budur demeyiz. Yani bunun bir kaynağı var. Deriz. Bu dünya böyledir. Bu dünya kudretin sıfatıdır. Kudret asıldır.
Ama kudreti bizzatı görmüyoruz. Ağacı gör. Ses, iz, kok için hep böyledir abi. Ses, iz, kok. Ses de bir sıfattır. Evet. Asıl aşağıda, arkada. Bunu kazısak altına. Tabii tabii. O zaten oraya taşıyor. Şey sorayım mı? Soru soran var mı diye. Soru tabii. Ha şu anda. Tam serbestse. Yani ben şey yapmak istedim. Bu çok ilginç olduğu için buraya kadar gelemezdik. Girseydik de revendi bile. İçin bu... Belki şöyle bir şey diyebilirim. Ateş yanmak dedik ya. Ha o ateş oluyor. Şimdi oksijen ne zaman yanar? Hidrojen olursa. Oksijenin yanma noktası nedir? Kaynama noktası. Kaçtır? Eksi 150, eksi 170 neyse artık. O zaman yanmış oluyor. Demir ne zaman yanıyor? Artı 1700'de. Yani yanmak o zaman şeye göre değişiyor. Baktığın noktaya göre değişiyor. Oksijeni esas alırsan eksi 127 yanma derecesidir. Demir esas alırsan artı 1700 yanma derecesidir. Yanmak bir öncekine göre... Nispi abi sıcaklık bizde nispi. Ha, nispi ateş deriz. Lavda yaşayan mikroorganizma var. Yani onu getirsen 500 santigrat diye düşürsün donarak ölür o hayvan. Ama 500 santigrat dedin sen olmazsın bile tuzunuz olursun. Ateş o zaman buna verdiğimiz cevheri. Ateş cevheri bunun. Sen öz olmazsın sizin mantığınıza yapmadım abi. Yanlış bir konu. Hangisi? Ateşin cevheri olması. Şey, lüb olması. Çok ateşin kendisi ama ateşte yüklediğimiz mana bu alevse bu ateştir. Yok yok değil öyle değil. Cevher ateş. Cevher ateştir. Ya mesela şimdi elektrik için de bugün konuştuk ya. Mesela bu ortaya çıkan bir şey bu elektrik değil. Yani şu an mesela elektriğin bir tanımı şu anda yok. Işık var ya ışık. Elektriğin kendisi değil. Yani bizim kablonun içinden giren de tam elektriktir. Biz ona vücut giydirdik yani. Şeyin içerisinde zanlarımız var. Zanlarımız var. Kablonun içinde akan elektrik diyoruz ama nedir olduğunu da bilmiyorum. Yani onun kablonun içerisinde akan elektron transferi. Elektrik o değil ki. Elektriğe biz bir müdahale ettikten sonra o hale getirdik. Öz değil yani o haliyle. Nasıl indirgendi falan mı? Yani yok ya şimdi mesela elektrik elde etmek için abi iki tane bobin lazım değil mi bana? Biri içte bakırtı, biri dışta bakırtı. Çeviriyorsun abi. Yok yok çeviriyoruz abi. Şimdi biz çevirmeden normalde elektriğe muhatap şu an her yerde elektrik var. Allah'ın her yerde hazır nazır olduğuna bence en büyük delildir. Yani. Bana göre. Elektriğin her yerde olduğuna. Ne kudret. Şimdi sen buna şey yapman lazım. Müdahale ettikten sonra... Şu anda elektrik var yani. Burada var. Elektrik var. Şimdi beni niye çarpmıyor? Kablodaki niye çarpıyor beni? Ben ona vücut giydirdim çünkü. Bana yaklaştı. Yani kesme yaklaştığı için beni çarpıyor. Benim vücuduma geldi. Elektrik, vücutsuz vücut direkt kudretten halk olmuyor mu yani? Biz onun üstünü kazdırırız. Ya yani sen bir hareket yapıyorsun ama orada ona halk eden Allah. Mahiyeti itibariyle zaten her şey mahiyeti iradeye bakıyor abi. Ben bir de onu tefekkür ettim abi. Allah razı olsun. Bu Adem dediğimiz olay bence abi irade veya o diğer sıfatlar vücuda gelmemişin hepsinin bütünlüğü. Ne zaman ki kudret yani Allah bu şekilde taalluk ettiği zaman vücuda çıkıyor. Vücut olmuş oluyor. Yani şimdi o zaman mesela diyelim ki şuradan bir sanat çıkacağı zaman veya şu bardağı bir kalıptan çıkıyor da çıkartıyor da. Bu böyle hiç şekilsiz şekil der bir tane böyle veya sudan buza dönüştürdüğün zaman ya da bu tahtada şekilsiz şekilde ondan sonra sen kafandaki bir şeyi iradeyle çıkartıyorsun abi. O zaman Adem yani vücuda gelmemiş her şeyin bütünlüğü. Yani kainat olarak vücuda gelmemiş. Onun da gerisi abi bence. Yani irade hali. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydik. İrade etti ya abi. İşte o irade ettiği hali ne? Yani tamamına vücuda çıkmadan önceki Adem olması lazım ki o Adem'de Cenab-ı Hak bizi çıkarsın. Ama orada zaman kullanmış oluyoruz ki zaman. Hani yok zaman kavramı yok da ifade başka nasıl ifade edeyim ki abi? Matematik ifade ediyoruz. Bize göre. Evet bize göre. Yani hissiyatımı sen anlat. Şu ateş lüptür. Orayı biraz da şey yapsın. Orayı yani çıkmadan bir yanmadan bahsettim. Abi şimdi mesela aşkla alakalı cümleler seversin abi. Yok şimdi meşhur aslında bir sen dedin de bu odun mesela çıkarken yanacak ki duman çıkacak, ışık çıkacak, nur çıkacak. Yani o yanma olacak ki orada bir çıkma var aslında ayrılıyor yani. He şey yanma yol buluyor abi ateşle. Yanmakla biz yani içimizin vicdanımızın yanmasıyla Hazreti Ömer hikayesinde ciğerinin yanmasıyla yani şey buluyor. Terakki ediyoruz. Bu terakkiye biz hani bu yanmayı hep millette yani benim anladığım kadarıyla... Onu yapmazsa da şey, altı kalacak şey ince. Aşk aşağı. Deniyor abi ama aşk yolun adı. Aşk o değil. Bu yanmak cennete liyakat kesbetmekteki süreç abi.
Aşk bir yoldur, yöntemdir. Aşk, biz hakiki aşk ise yok olduğun yerdir veya şeydir. Evet. Seni yok eder. Bu yanmak, şimdi senin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmana sana ne mani? Hangi hissin mani? Tabii. Ateş bazen diyor her şeyden daha fazla temizleyicidir. Temizlenmen lazım. Yani bu temizlenme sürecindeki yanmak, illaki yandığın zaman maddi alemdeki ateşe bile parmağını soksan abi canın yanıyor. Bu yanmak şey yapıyor. O his, onun yani sana ait olan Cenab-ı Hakk'ın sana takmış olduğu nefisin senden çıkmasıyla yani ölümdeki acı da böyledir büyük ihtimal. Aslı her şey aslında dönüş yanmak. Dönüyor. Mesela diyelim ki duman ve ısı ve ışık. Evet. Odundan çıkıyor. Bu aslında odun yanıyor da ama odun denilen şeyin hakikatine urucudur. Evet abi. Biz buna yanma diyoruz. Aslında odundakiler hapisti. Aslına dönüşün adıdır yanmak. Evet. Ama burada yanmaktır. Nura sor bakalım, dumana sor. Yanmak mıdır? Hürriyetin kendisidir. Şimdi cennet cehennemden daha üstün abi. Şöyle şey yapayım. Çünkü cennet ehli cehennemin önünden geçerken çabuk geç, ateşimi söndürün diyor ya. Şimdi burada dediğiniz abi aslında nefis ve şeytanın dönüştürülme hali de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için abi bir cuma hutbesini dinlemiştim Allah'a emanet. Nefis ve şeytanın kendine iman ettiği söyleniyor. Evet evet. Şimdi Peygamber Efendimiz hem iksir hem de maya olarak yapısını dönüştürüyor onu. Yani zaten Allah'ın bize verdiği bir şey kötü olamaz ki. Allah bize ne verdiyse ilminden hayır olarak veriyor. Nefis de bize vermişse, şeytan da bize musallat etmişse hayırdır bu. İşte niyetin iki yapısı var ya. İksir ve maya. Ondan sonra ikiz kardeştirler. İksir erkektir. Karşıyı değiştirir. Maya kendisi dönüştürerek değiştirir. İşte iki bütünlüğü işte bu lübe götürür seni. İşte 13. lemada şeytanın ucunda çok makaslı hayriye vekilliği var. Evet diyor abi. Bir de sözler 644'te nefsini muhabbetle hüdaya sevk edersin diyor. Şimdi bazı itirazlar oluyor o yüzden söyledim bunu. Şaşırmasınlar. Yani yeri var Risale'de. Evet peki. Allah razı. Abi maya içinden değiştiriyor. Kendi de içinde. Evet. Karşıdan. Yani maya niyet bir erkek mi dişi mi diye çok merak ettim niyeti. Niyete baktım ne dişi ne erkek. Çünkü herkeste var bu. Baktım çekirdekte var, fıtratta var. Niyetin olmadığı şey yok. Baktım ki erkek dişilik yok kavram. Fakat içerisinde iki sıfat var niyetin. İksir ve maye. Bir tanesi dönüştürüyor iksir. Karşıyı değiştiriyor. Erkek mesela karşıyı döllüyor. Değiştiriyor. Karşıyı değişiyor ama kendi değişmez. Değişmiyor. Öyle kendini taşıyor abi. Mayede kendisini kendi karşıya taşıyıp orayı değiştiriyor. Mayede kendi de içinde değişerek. Değişiyor. Değişerek dönüşüyor zaten o. O zaman bu niyet karşıyı değiştirdiği gibi niyetinle de değişiyorsun sen. Maye sıfatıyla değişip dönüşüyorsun. Niyetin iksir sıfatınla karşıyı değiştiriyorsun. Etkileyen etkilenebilir. Etkilenmeyen etkileyemezdi. Şöyle oluyor abi. Yoğurtta mesela iksir maya hangisi olur? Yoğurt şeydir, mayadır. Mayadır, fermantasyondur. İlk hali maya bir sonrakine iksir midir? Yani sonraki hali mesela diyelim ki süt, atılan maya, o bir kaşık maya iksirdir. İksirdir. Fakat artık ona yoğurt olduktan sonra bu nedir? Bu mayadır. Yani dönüşerek dönüştürür. Mesela diyelim ki çekirdek. Çekirdek dönüştü ve değişti. Ama bu değişimde, dönüşümde de gene aslı var. Yani çekirdek olarak dalda var. İksir de öyle değil yani. İksir, yani şöyle diyeyim. İksir karşıya taşınmaktır. Karşıya etkilemektir. Maya ile, yani niyetteki maya ile yani hakikatta karşılığını bulmak. Kendi hakikatını bulmak. Bir örnek geldi daha. Radyo diyelim de onu da misal vereyim. Tamam. Radyo istasyonunda frekansı buldun. Radyon çalar. Bu maye. Sen konuşursun karşıki taraftan radyosuna çalarsın. Bu iksir. Evet abi. Bir diyelim ki bir şey alacağız. Tamam abi. Bir yerden bir hırsızlıkla almak var. Bir de helal parayla almak var. Hırsızlıkla aldığın şeyi sen onu değiştiriyorsun yapısını. Senin enerjin
onun enerji içini değiştiriyor. Atomik düzenini değiştiriyorsun onu. Bozuyorsun. Onu alıp sen geri kendin yediğin zaman da kendini bozuyorsun abi. Hem karşıyı etkiliyorsun hem kendini etkileniyorsun. Evet, ve lübbin bozuluyor abi. İşte lübbin bozulduğu için gireni müdahale edemezsen çıkana zaten müdahale edemiyorsun. Helal olunca da tam tersi. Zaten lübbin bozuluyor. Bu sefer senden çıkan lübbin bozuk oluyor. Kötüye, esmeri safiline gidiyorsun abi. Çal ya haram 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 haram. Helal olsa herhalde sen onu değiştiriyorsun. O seni değiştirir. İyiye doğru. Hani iyi insanlarla bir arada olduğun zaman iyi, kötüyle kötü. Burada biz birbirimizi mahyelemiş oluyoruz abi. Evet. Evet. Aynı dönüşüyoruz. Şimdi, ama ders yapan iksir makamında. Dinleyen konuşandan daha iyi anlar. Ama ilk önce o maya makamındaydı. Ders çalıştı aylarca. Belki 4 ay var değil mi? Var abi. 4 ay bunu çalıştı, mayalandı. Mayalanan iksir makamına çıktı. Karşıyı döllüyor, bizi döllüyor. Biz değişiyoruz. Ama o iksir devamlı. Biz ise mayalanıyoruz. Değişerek dönüşüyoruz. Herkesin o zaman abi dur şu bir cevap ver. Bir lütbüm var. He? Her hissin ayrı bir lütbüm var. Bütün hisler bir lütbüm. Yani. İkisi de aynı abi. Yani zaten yani seni taşıdığı yer lütbüm. Cennete taşıyor ya seni. Zaten orası lütbüm. Senin mesela sendeki hislerin kaynağı sen mesela güzel hislerin kaynağı cennet olduğu için bu hislerin bir şekilde hani bir insan diyor insaniyet kaç mesela yüzlerce kapılı bir saraya benzer diyor. Birinden girdin mi tamamdır abi. Her hissin lübü var. Her hissin lübü var. Bütünlüğü, o lüplerin bütünlüğünü dersen latife olur. O zaman abi mayalanmak, iksir tesiri verebilmesi açısından önemli hale geliyor. Mayalanacaksın ki iksirleyeceksin. Evet. Usta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor, öyle sohbet iksiri nuraniydi ki diyor, taş kalpleri de dönüştürüyordu. Ama ötekiler daha aşağılıktı. Bak mesela mayalanmadan mayalayamaz. Mayalandı mı? Karşıyı mayalama sıfatı nedir? İksiridir. Mayalandığımız için iksir sıfatını alıyoruz. İlk önce mayalanacaksın. Biraz önce aşk meselesini anlattım ya abi. Yani Efendimiz kanalından Allah veriyor onlara hidayeti. Hidayet verecek ama istemiyor adam. Yani diğer taş kapitler dediğince Efendimiz iksir olacak onlara. Hayatlarını değiştirecek ama onlar istemiyor. Onlar istemediği için Allah bırakıyor onları. İşte zaten 4 tane diyor peygamberimiz Sicilya'lı. İnsiba, inikas, iksir, insiba, inikas, iksir, bir tane daha var. İnsiba, boyalan var ya. Sirayet mi abi? Sirayet de olabilir. Sirayet de olabilir ama. Sirayet diye geçmiyor da. Şeydeki yılan sözü. Öyle. O orada geçiyor. Başka yerde de geçiyor. Orada şey diyor. Sahabeler nasıl bir zahirden hakikate geçti? Çünkü insiba ve inikas var. İnsiba, inikas, iksir. Yok. Bir tane daha var. Neyse 3 tane olsun. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi nasıl dönüştü? Çünkü peygamber de iksir-i nurani çok kuvvetli. Niye? Mayalanması sağlam. Lübü çok kuvvetli. Yani o zaman mayalandığı için dönüşerek değiştiği için bu yetki sahibidir. Dönüştürme yetki. Yani mesela şöyle. Adamı dinlersen dinlettirirsin. Seversen sevilirsin. Men dakka dukka. Allah Resulü dönüştüğü için dönüştürme yetkisi aldı. Dönüştüğü için, dönüşmeye açık olduğu için, dönüşümü kabul ettiği için yani eğitim alan, ders dinleyen, kitap okuyan anlatma yetkisi ne oluyor? Yani başkalarını değiştirme yetkisini almış oluyor. Mesela bir nazar niyetin neresinde oluyor? Yani soru sorsak bir bağlantı. Nazar bu niyetin neresinde tam arkasında mı önümde mi değil ama aynen. Nazar hayır kalbin aynasıdır ya o nazar kalbi şey yapma göz onun aynasıdır. Nazarda kalbin bilemiyorum. Niyet de kalptedir, vicdanda değil. Niyet de arkadadır. Çünkü vücud ilmis var, vücud haricisi yok. Kalbi bir sıfattır diyor nazar. Ama kalpte bulunan, diyelim ki şöyle, bu odada sen mi efendim sağdasın, ben mi sağdayım? Kime göre? İşte. Kalpte de nazarla niyet neresinde? Çünkü
Ucu bucağı yok o kadar. Niyet nazarın üzerine biner abi. Gider. Öyle değil mi yani? Ama o da onun altına biner. O da onun üzerine biner. Yani giden, kim, giden. Kim ne yaptığını bilmiyoruz. Nazar ne? Süreyka'ya bir baktı. Süreyka'nın atın ayakları kuma saplandı diyor. Nazarı buradan düşün. 158 mektubat. Evet. Bu şey var. Ve innekele lafulukun azimdir bir hakikat. Bu lübe bakar mı? Bakar. Hulukun azimdir. Hocam söylememiş bir şey. Bir şey evet. Yok. Öyle, öyle abi. Evet. Ben de aynı kanattayım. Hangi kanattayım? Bitirelim. Subhaneke la ilahe illa ente.